x kare y artı xy kare eksi 3x artı 2y eksi 8 cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki farklı değişken vardır. Cebirsel ifademize bakıyoruz. Bilinmeyenlere biz değişken diyorduk. X, y olmak üzere 2 adet değişkenimiz var. X kare bunun ikinci dereceden halidir. O halde bir değişken olarak sayıyoruz x ve x kareyi. X ve y olmak üzere 2 değişken vardır. Bu ifade doğru. Katsayılar toplamı eksi 7'dir. Katsayılar toplamını her terimin başındaki katsayıları toplayarak bulabiliriz ya da bilinmeyenlerin yerine, yani x ve y yerine 1 yazarak bulduğumuz cevap katsayılar toplamını bize verir. İki türlü de yapabiliriz. İsterseniz sadece katsayıları toplayalım bu soru için. X kare y ifadesinin başında bir katsayı göremiyoruz. Çarpma işleminin etkisiz elemanı katsayıdır, yani 1. X y kare ifadesinin önündeki sabit sayıyı da göremiyoruz. Katsayıyı da göremiyoruz çarpı durumunda. Çarpma işleminin etkisiz elemanı bu terimimizin de katsayısıdır, yani 1'dir. Eksi 3x terimimizin katsayısı ise eksi 3'tür. İşaretiyle birlikte alıyoruz. Artı 2y terimimizin katsayısı artı 2'dir. Ve eksi 8 sabit terimimiz, bu da katsayı olarak kabul ediliyor. Bunların toplamı 1 artı 1, 2, eksi 3 artı 2, eksi 8. 2'den 3 çıktı. Eksi 1 artı 2, eksi 8. Eksi 1 ile artı 2'nin toplamı artı 1, eksi 8. Artı 1 ile eksi 8'in toplamı eksi 7. Katsayılar toplamı eksi 7'dir. Bu ifade de doğru. C şıkkına geldik. Terim sayısı 5'tir. Burada katsayılar kaç tane ise, topladığımız katsayılar kaç tane ise terim sayısı odur. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı topladığımız için terim sayısı 5'tir. Sabit terimi 8'dir demiş. Sabit terim bilinmeyeni olmayan terimlere biz sabit terim diyoruz. Bilinmeyeni olmayan terimimiz eksi 8. İşaretiyle birlikte almamız gerekiyor. Burada 8'dir demiş. Yanlış olan şık D şıkkı. Eksi 4x çarpı 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Cebirsel ifadelerde çarpma işleminde parantezli işlem yoksa, burada olduğu gibi, katsayıları kendi arasında çarpıyoruz. Bilinmeyenleri kendi arasında çarpıyoruz ve yan yana çarpı durumunda yazıyoruz. Eksi 4x'te sayımız eksi 4 çarpı 5. Burada bilinmeyen yok zaten. Çarpı 5. Bilinmeyenimiz çarpı durumunda x. Eksi 4 çarpı 5 çarpı x. Yani çarpma işleminin değişme özelliğini kullandık. 5 ile x'in yerini değiştirdik. Eksi 4 ile 5'in çarpımı eksi 20 çarpı x. Bulduğumuz sonuç eksi 20x olarak B şıkkında bulunuyor. Cevap B şıkkı. X kare eksi 5x artı 3 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır diye soruluyor. İki şekilde yapabiliriz. Her terimin katsayısını yazıp toplayabiliriz ya da bilinmeyen yerine 1 yazarak da sonucu bulabiliriz. Terimlerimiz x kare, eksi 5x ve artı 3. X karenin katsayısı görünmeyen çarpma işleminin etkisiz elemanı artı 1'dir. Eksi 5x'in katsayısı eksi 5'tir. İşaretleriyle birlikte alıyoruz. Bu önemli. Artı 3 terimimizin katsayısı artı 3'tür. Sabit terim zaten o. Bu üçünün toplamı katsayılar toplamı olacak. Toplayalım. Artı 1 ile eksi 5'in toplamı eksi 4 yapar. Eksi 4 ile artı 3'ün toplamı ise eksi 1 yapar. Cevap B şıkkı. İkinci yoldan da yapalım. İkinci yolumuzda bilinmeyen yerine 1 yazıyoruz. X yerine 1 yazdığımız zaman x eşittir 1 için x kare eksi 5x artı 3 ifadesinde x kare 1'in karesi eksi 5 çarpı x yerine 1 yazıyorum. 5 çarpı 1 artı 3. 1'in karesi 1'dir. Eksi 5 ile 1'in çarpımı eksi 5'tir. Artı 3. 1 ile eksi 5'in toplamı eksi 4. Eksi 4 ile artı 3'ün toplamı ise eksi 1'dir. Cevap bu şekilde de B şıkkı olarak bulunuyor. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Birinci öncülümüz A çarpı A çarpı A eşittir A küp denmiş. Tekrarlı çarpım üslü ifade demekti. Tekrarlı çarpımı yapılan ifademiz A. Dolayısıyla A'nın üzerine bir şey yazacağız. Kaç tane A'nın çarpımı var burada? 1, 2, 3 tane A'nın çarpımı var. O yüzden A küptür. Eşitlik doğrudur. İkinci öncülümüz 2x çarpı 3x. Bu tarz çarpma işlemlerinde katsayılarını ayrı çarpıyoruz. Bilinmeyenleri ayrı çarpıyoruz. 2 kere 3 6. Katsayımız 6 olacak. Bilinmeyenlerimiz x çarpı x. X çarpı x'i şurada yapalım. Tekrarlı çarpım olduğu için çarpılan ifadeyi tabana yazıyoruz. Kaç kere kullanılmışsa onu da üs olarak yazıyoruz. 2 tane x'in çarpımı x üzeri 2 yani x karedir. 6x kareye eşit olur çarpma işlemimizin sonucu. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülümüze geldik. 2a küp çarpı 2a kare eşittir 2 çarpı a üzeri 6 verilmiş. Katsayılarını ayrı çarpalım. 2a küpün katsayısı 2. A karenin katsayısı 1. Bilinmeyenleri ayrı çarpalım. A küp çarpı a kare. A küp çarpı a kare. Üslü ifadelerden biliyoruz. Tabanlara eşit olan üslü sayıların çarpımında üsler toplanıyordu taban aynı bırakılarak. Tabanımız a, üssümüz 3 artı 2'den 5. Burası da 2 çarpı 1, 2 olduğuna göre 2 çarpı a üzeri 5 olmalı. Burada 2 çarpı a üzeri 6 verilmiş. Dolayısıyla bu öncülümüz yanlış. Dördüncü öncülümüz 3x ile eksi x'in çarpımı artı ile eksinin çarpımı ters işaret olduğu için negatif olmalı. 3 ile 1'in çarpımı 3. Burada gizli 1 var. 3 kere 1 3. X ile x'in çarpımı yukarıda da yapmıştık az önce. X ile x'in çarpımı x karedir. Dolayısıyla bu çarpma işleminin sonucu eksi 3x karedir. Bu öncülümüz doğru. Kaç tanesi doğrudur deniyordu? Birinci öncül, ikinci öncül ve dördüncü öncülümüz doğru. 3 tanesi doğrudur. Cevap C şıkkı. 12a kare b ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? Arkadaşlar bu tarz sorularda şıklardan gitmek mantıklı. Çünkü en kapalı hali bize verilmiş. Çarpanlara ayrılmış hali de tam olarak olmadığından dolayı şıklardaki çarpma işlemlerini yapalım. Hangisi eşit değilse cevabımız o olacak. A şıkkından başlayalım. 12 çarpı a çarpı a çarpı b. Katsayısı 12. A çarpı a, a kare, 2 tane a'nın çarpımı olduğu için çarpı b verilmiş. 12 a kare b, a şıkkı verilen ifadeye eşit. B şıkkına geldik. 6a çarpı a çarpı 2b. Katsayılarımız 6, 2 ve 1. 6 kere 2 12, 1 ile çarptık 12. Bilinmeyenlerimiz a çarpı a, 2 tane a'nın çarpımı olduğu için a kare çarpı b olarak verilmiş. 12 a kare b bize verilen ifadeye eşit. C şıkkına geldik. C şıkkında katsayılarımız 4, 1 ve 3. 4, 1 ve 3. 4 çarpı 1 çarpı 3 12 ediyor. A çarpı b çarpı a. Çarpma işleminde çarpanlar yer değiştirebiliyordu. A çarpı b çarpı a yerine a çarpı a çarpı b yazabilirsiniz. A çarpı a, a kare. B de tek başına kaldığı için çarpı b. 12 a kare b bize verilen ifadeye eşit. D şıkkına geldik. Katsayılarımız 2 ve 6. 2 ile 6'nın çarpımı 12. 2 tane b'nin çarpımı var. Dolayısıyla b kare, b çarpı b, b kare. Bir tane a var, b kare a. Bize verilen ifade a kare b idi. D şıkkında bulduğumuz cevap ise b kare a. Yani ters. Cevap D şıkkı. 2x çarpı parantez içinde 3x eksi 4 çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Parantezli çarpma işlemlerinde çarpma işleminin toplama çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanacağız. Şöyle ki 2x ile 3x'i 2x ile 4'ü çarpacağız. Araya da eksi işaretini koyacağız. 2x çarpı 3x. 2x ile de 4'ü çarpalım. 2x çarpı 4. Arada ne işaret var? Eksi. Araya çıkarma işlemini koyduk. Şimdi çarpma işlemlerini yapalım. Katsayılar çarpımı 2 çarpı 3 6. X çarpı x tekrarla çarpım olduğu için x kare eksi 2 çarpı 4 8. X'ten başka değişken olmadığı için bu şekilde kalacak. 6x kare eksi 8x. A şıkkında görüyoruz. Cevap A şıkkı. xy eksi 3y çarpı 5x eksi 3 çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bu tarz çarpma işlemlerinde çarpma işleminin toplama çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanacağız. Tek tek terimleri çarpacağız. X, y çarpı 5x. X, y çarpı eksi 3. Eksi 3'ün eksisini öne aldık. Eksi x, y 3. Geçelim ikinci kısma. Eksi 3y çarpı 5x. İşaretlere çok dikkat etmek gerekiyor. Eksi 3y çarpı 5x. Eksi 3y çarpı eksi 3. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için buraya artı işareti koyduk. 3y çarpı 3. İşlemleri yapalım. Daha sonra düzenleyeceğiz. Birinci kısımda x çarpı x tekrarlı çarpım olacak. Katsayımız 5. X çarpı x'ten dolayı x kare çarpı y geliyor. Birinci terimimiz 5x kare y. İkinci terime geçelim. 3'ü katsayı olarak başa aldık. Arada çıkarma işlemi vardı. 3xy. X ve y farklı değişkenler olduğu için çarpamıyoruz. Çarpı durumunda bırakıyoruz. 3xy. Üçüncü terimimiz eksi 3 ile 5'in çarpımı eksi 15. Y ile x'in çarpımı yx ya da xy. Çarpma işleminin değişme özelliği var. Dördüncü terimimiz ise 3 kere 3 9 y olarak kalıyor. Burada benzer terimler var. Yani bilinmeyeni ve derecesi aynı olan terimler. Eksi 3xy eksi 15xy. Bilinmeyen xy ve dereceleri 1 1. O halde bu ikisini toplamam gerekiyor. Aynı işaretli olduğu için toplayıp ortak işareti vereceğiz. Eksi 3 ile eksi 15'in toplamı eksi 18. Bilinmeyenimiz xy. Eksi 18 xy. Birinci terimimiz 5x kare y idi. Son terimimiz ise artı 9y. Bunu hangi şıkta görüyoruz? Hemen bakalım. 5x kare y diye başlayacak. Dolayısıyla B şıkkı gitti. D şıkkı gitti. Eksi 18 x'ye gelecek. Eksi 18 x'ye C şıkkında var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. 5x kare y eksi 18 x'ye artı 9y bizim bulduğumuz cevaptır. Cevap C şıkkı. Şekilde kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanını santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Burada dikdörtgenin alan formülünü bilmemiz gerekiyor. Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıydı. O halde kısa kenarımız bize x eksi 4 olarak, uzun kenarımız da x eksi 3 olarak verildiğine göre alanı şu şekilde hesaplayacağız. X eksi 4 çarpı x eksi 3. Bu tarz çarpma işlemlerinde, parantezli çarpma işlemlerinde çarpma işleminin toplama çıkarma üzerine dağılma özelliğini kullanıyoruz. X çarpı x, x kare. X çarpı eksi 3 eksi 3x. Eksi 4 çarpı x eksi 4x. Eksi 4 çarpı eksi 3. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4 kere 3 12. Benzer terimleri düzenlemeliyiz. Eksi 3x ile eksi 4x bilinmeyeni ve derecesi aynı olduğu için benzer terimdir. Aynı işaretli olduğu için toplayıp ortak işareti verelim. 3x 4x daha 7x, ortak işaretimiz eksi. Eksi 7x. İkinci dereceden bilinmeyen x kare ve sabit terimimiz artı 12. Şıklara baktığımızda C şıkkında bulduğumuz cevabı görüyoruz. X kare eksi 7x artı 12 C şıkkı. Parantez içinde x artı 3 çarpı parantez içinde x eksi a çarpımında katsayılar toplamı 12 olduğuna göre a kaçtır diye soruluyor. Katsayılar toplamını bulurken arkadaşlar terimlerin katsayılarını tek tek yazıp topluyorduk. Ancak burada bilinmeyen x'ten başka a da var. Katsayılar toplamının bir diğer yolu da bilinmeyen değişkenimizin yerine 1 yazmaktı. O şekilde de bulabiliyorduk. O halde x yerine, yani değişkenimizin yerine 1 yazarak bu çarpma işlemini yapalım derim. X artı 3, 1 artı 3 olacak. X yerine 1 yazdığımız için çarpı x eksi a, 1 eksi a olacak. Bunun sonucu kaç çıkması gerekiyor? 12. Katsayılar toplamı 12 olduğu için. İşlemleri yapalım. 1 ile 3'ün toplamı 4 çarpı 1 eksi a eşittir 12. 4 ile kaçı çarparsak 12 olur? 3'ü çarparsak, o halde burası 3 olmalı. 1 eksi a eşittir 3 ise biz a'yı arıyoruz. A'yı aradığımız için eksi a'yı diğer tarafa atalım. Artı olsun. 3'ü de diğer tarafa atalım eksi olarak. Ne olacak? 1 eksi 3 eşittir a olacak. 1'den 3 çıktı. Eksi 2 eşittir a. A'yı eksi 2 olarak bulduk. Cevap B şıkkı. Şekilde verilen modeller kullanılarak bir dikdörtgensel bölge oluşturulmuştur. Bu dikdörtgensel bölgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Dikdörtgensel bölgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar şeklinde yazılıyor ya da uzun kenar çarpı kısa kenar şeklinde yazılıyor. Modellemeye bakalım arkadaşlar. Büyük kare kenarı x olan karedir. X çarpı x'ten x kareye eşit oluyor. Dikdörtgenimiz kısa kenarı 1, uzun kenarı x olan bir dikdörtgen, alanı x oluyor. Küçük karemiz ise kısa kenarı 1 olan kare 1 çarpı 1'den alanı 1 oluyor. Verilen dikdörtgensel bölgenin kısa kenar ve uzun kenarına bakalım şimdi. Kısa kenarı şurası x uzunluğa ait. Burası da 1. O halde kısa kenarımız x artı 1. Uzun kenarımız ise şurası x uzunluk, burası x uzunluk olduğu için 2x. Küçük şu parçalar ise 1, 1, 1 olduğundan dolayı artı 3. X artı 1 çarpı 2x artı 3 çarpma işleminin değişme özelliği olduğundan ikinci çarpanı başa alabiliriz. 2x artı 3. Birinci çarpanı ikinci kısma alabiliriz. X artı 1. 2x artı 3 çarpı x artı 1 a şıkkında görüyoruz. Cevap a şıkkı. X kare artı 2x artı 5 çarpı x eksi 3 çarpımında x kareli terimin katsayısı kaçtır? Çarpma işleminde dağılma özelliğini kullanacağız arkadaşlar. İlk olarak birinci çarpanımızın 3 tane terimi var. İkinci çarpanımızın 2 tane terimi var. Az terimli olanı kullanmakta fayda var. X ile çarpalım. X çarpı x kare. X çarpı 2x. İkisinin de işareti artı olduğu için artı. X çarpı 2x. X çarpı 5. Yine ikisinin de işareti artı olduğu için artı. X çarpı 5. X ile çarpma bitti. Sırada eksi 3 ile çarpma var. Eksi 3 çarpı x kare. Zıt işaretli oldukları için eksi yazıyoruz. 3 çarpı x kare. Eksi 3 çarpı artı 2x. Zıt işaretli oldukları için eksi yazıyoruz. 3 çarpı 2x. Eksi 3 çarpı artı 5. Zıt işaretli oldukları için eksi yazdık. 3 çarpı 5. Bunları düzenleyelim. X ile x karenin çarpımı, tabanları aynı olduğu için üstler toplanır. Gizli bir birimiz var. 1, 2 daha 3. X küp. İkinci terimimizde katsayımız 2. X ile x'in çarpımı tekrarlı çarpım olduğu için x kare. X ile 5'in çarpımı, çarpanlar yer değiştirebileceği için 5x. Eksi 3x kare. Burada düzenlenecek herhangi bir şey yok. Eksi 3x kare. Eksi 3 çarpı 2. Eksi 6. Bilinmeyenimiz x. Eksi 3 çarpı 5. Eksi 15. Burada benzer terimler var düzenlenmesi gereken. Benzer terim dediğimiz derecesi ve bilinmeyene aynı olan terimler. Ne var mesela? Artı 2x kare var. Eksi 3x kare var. Bunları düzenlediğimiz zaman zıt işaretli oldukları için çıkartıp büyük olanın işaretini veriyoruz. 3'ten 2 çıktı 1. Büyük olanın işareti eksi. 1'i yazmaya gerek yok. Çarpma işleminin etkisiz elemanıdır. Eksi 1x kare yerine eksi x kare yazdık. Zaten bize x kareli terimin katsayısı soruluyordu. Buradan cevabımız eksi 1 olarak ortaya çıkmış oldu. Ama devam edelim. Diğerlerini de yapalım. Düzenli kalmış olsun. Derecesi 3 olan sadece bir terimimiz var. X küp. Bilinmeyeni ve derecesi aynı olan 5x ile eksi 6x var. Zıt işaretli oldukları için çıkartıp büyük olan işaretini veriyoruz. 6'dan 5 çıktı 1. Büyük olan işareti eksi 1x. 1 yazmaya gerek yok. Eksi x. Bilinmeyeni olmayan yani sabit terimimiz ise eksi 15. Çarpma işleminin sonucu 4 terimli bir ifade çıktı. X kareli terimimiz katsayısı eksi 1. Cevap B şıkkı. Parantez içinde 2x eksi a çarpı parantez içinde x eksi 2b çarpımında sabit terim 8 olduğuna göre x'li terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Demek ki birden fazla sabit terim x'li terimin katsayısı olabilecek birden fazla sayı bulacağız. Onlardan bir tanesi hangisidir diye soruyor. Şimdi önce dağılma özelliğinden yararlanarak çarpma işlemimizi yapalım. 2x ile x'i çarpıyoruz. 2x çarpı x. 2x ile eksi 2b'yi çarpıyoruz. Zıt işaretli olduğu için eksi 2x çarpı 2b. 2x ile çarpma işlemimiz bitti. Sırada eksi a ile çarpma var. Eksi a ile x'in çarpımı eksi ax. Eksi a ile eksi 2b'nin çarpımı aynı işaretli oldukları için eksi ile x'in çarpımı artı a ile 2b'nin çarpımı a çarpı 2b. Burada sabit terim 8 olduğuna göre yani bilinmeyeni olmayan terimimiz 8. Buradan anlıyoruz ki 2ab dediğimiz ifade 8'e eşit. AB buradan ne çıkıyor? 4. 8'i 2'ye bölerek 4 bulduk. A ve B birbirinden farklı doğal sayılardır dediği için 2 çarpı 2 olamaz. Farklı olması gerektiğinden dolayı ya 4 çarpı 1 olacak ya da 1 çarpı 4 olacak. İkisi için ayrı ayrı yapacağız. Ancak bize x'li terim soruluyor. Yani şu ifade soruluyor. Ve şu ifade. Bu ikisinin toplamı soruluyor. Bu niye sorulmuyor? Burada x çarpı x, x kare geldiği için 2x kare oluyor burası. Bu x'li terim değil. X'li terimimizi düzenleyelim. Eksi 4b x geliyor buradan. Burası eksi ax artı buranın ne olduğunu biliyoruz artık 8. X'li terimimizin katsayıları düzenlersek eğer eksi 4b eksi a katsayısı bu çarpı x. Yani şu katsayıyı bulmaya çalışacağız biz. İki durumumuz var. A yerine 4, b yerine 1 yazacağız. İkinci durumda da a yerine 1, b yerine 4 yazacağız. A yerine 4 yazalım. B yerine de 1 yazalım. Eksi 4b eksi a'yı arıyorum. A yerine 4 yazdım. 4. B yerine de 1 yazdım. 1 çarpı 4 vardı. Eksi 4 eksi 4'ten eşittir. Eksi 8 çıktı. Şıklarda eksi 8 var. Cevabımız eksi 8. 1 4 verdiğimizde ne olur peki? A yerine 1, B yerine 4 verdiğimizde. Eksi 4 çarpı 4 eksi 1 olur. Burası eksi 17 çıkar. Şıklarda eksi 17 yok. Cevabımız eksi 8. B şıkkı. Arkadaşlar kanalımızda çekiliş yapılacak. Aboneler arasında çekiliş duyurusu videomuzu kaçırmamak için kanalımıza abone olunuz.